15 numara Cemal Nalga. 17 numara Dean Brown. Ayan Şank Spor Salonu'ndan iyi akşamlar değerli izleyiciler. Beko Basketbol Ligi'nde 23. hafta müthiş bir derbiyle başlıyor. Birazdan Galatasaray Cafe Crown, Beşiktaş Kola Turka karşılaşması NTV Spor'da sizlerle birlikte olacak. Haftaya lider girdi Beşiktaş Kola Turka, 17 galibiyeti 5 mağlubiyeti var. Galatasaray Cafe Crown 4. sırada 15 galibiyeti, 7 mağlubiyeti bulunuyor. Geçen hafta Efes Pilsen'i mağlup etmeyi başardı Beşiktaş. Galatasaray ise belki de hiç düşünmediği bir yenilgi aldı. Burada da Darüşşafaka'ya mağlup oldu. Devam edeceğiz ama hemen saha içine dönelim. Irmak'ın konukları var. Evet, Sayın Ataman. Çok zorlu bir mücadele. Siz Akatlar'daki ilk randevuyu kaybetmiştiniz. İyi bir çizgi yakaladınız. Üst üste 5 maçlık bir seriniz var. Nasıl değerlendireceksiniz karşılaşmayı? Hüseyin Beşok yok rakipte. Şimdi tabii Hüseyin Beşoğlu olmaması Galatasaray için ciddi bir dezavantaj. Çünkü Galatasaray hakikaten gerek UEFA Cup'ta gerekse Türkiye Ligi'nde iyi basketbol oynayan bir takım, disiplinli oynayan bir takım. Akatlar'da da bizi disiplinli bir oyunda yenmişlerdi. Şimdi tabii aynısını biz yapmaya çalışacağız. Zor olacak tabii ki. Ama lider olarak geldik buraya. Buradan da galibiyetle çıkmak istiyoruz. Başarılar diliyorum hocam. Hemen Murat Özyer'e dönüyorum. Evet Sayın Özyer, siz nasıl değerlendireceksiniz karşılaşmayı? Hüseyin'in yokluğu şüphesiz çok önemli. Dee Brown'un durumu nedir onu da soracağım. Dee Brown'un Hüseyin bir defa Mersin maçından sonra dizinde problem vardı. Üstüne Asfer ve Darüşşafaka maçlarını da oynatmak durumunda kaldığımız için dizindeki problem arttı. Bu maçta kadromuz yok. Dee Brown da sadece 2 idman yapabildi bu hafta. Onu da yani zorda kalmadıkça pek oynatmayı bugün düşünmüyorum. Ama tabii maçın gelişini bilmiyorum yani nasıl gelişecek. Duruma göre belki sahaya girebilir ama daha ayaklarının üstüne yani sakat ayağının üstüne tam basamıyor. Ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Ne kadar atmosfer derbi atmosferi olmasa da ben daha kalabalık bir seyirci grubu bekliyordum bu maç için. Yine de bu maç bir derbi maçı. En iyi şekilde oynayıp, bir defa savunmada çok dirençli oynayıp, Efes Pilsen maçlarını da seyrettik, Kafaya Cevizler'e maçlarını da seyrettik. Kaya, Sinan, Mehmet bu takıma büyük direnç veriyor. Bugün de çok sert oynayacaklar, garda baskı yapacaklar. Bizim de eksik kartla oynadığımızdan dolayı ona hazırlık yapmaya çalıştık. Bakalım, taktik savaşından çok biraz da psikolojik bir savaş olacak. Eksiklere rağmen bugün parolamız galibiyet. Başarılar diyorum hocam. İki koçun maç öncesindeki görüşleri bu şekildeydi değerli izleyiciler. Galatasaray 5'i ekrana geliyor. Chris Owens, Robert Hyde, Charles Gaines, Cüneyt Erdem ve Cenk Akyol 5'iyle bugün maça başlayacak Galatasaray. Beşiktaş'ta Sinan Güler, Christian Dalmao, Vedrak Drobnjak, Kaya Peker ve Rick Apodaca 5'i var. İlk sezonun ilk maçını, Akatlar Spor Salonu'ndaki ilk maçı Galatasaray hatırlayacaksınız. 80-75 kazanmış. Eğer buradan da galibiyetle ayrılırsa playoff eşleşmesinde, olası bir playoff eşleşmesinde 1-0 önde başlayacak Galatasaray şüphesiz. Bu avantajı rakibine vermemek için sahaya çıkıyor Beşiktaş Kola Turka. İhsan Bayülken'le birlikteyiz. Önemli bir maç bizi bekliyor İhsan Bayülken ama Murat Özer'in seyirciyle ilgili sözlerinin altını çizmek lazım. Gerçekten bu çok önemli bir maç, bir derbi karşılaşması. Ligimizin iki güzide takımı Galatasaray ve Beşiktaş ama tribünler hiç de beklenildiği gibi dolu değil. Neler söyleyeceğiz? Evet, 23. haftanın açılış maçındayız. Senin de söylediğin gibi Murat Özer'in tabii altını çizdiği bir olaydaki gibi buranın dolu tribünlerle oynanması gerekiyordu ama belki de maçın cuma akşamına denk gelmesinden dolayı böyle bir şey olmuş olabilir ama iki takımın da önümüzdeki hafta salı günü çok önemli UEFA Cup serüveni kaldığı yerden devam edecek. İspanyol takımıyla oynayacak Galatasaray deplasmanda. Beşiktaş Galatasaray burada oynayacak. Beşiktaş da Kızılyıldız deplasmana gidecek. İkisi için de çok önemli. Bu seriyi geçtikleri takdirde Avrupa'da Final 8'e kalacaklar ki bu da çok önemli bir başarı bence. Bu maça gelince ilk maçta söylediği gibi
Galatasaray çok disiplinli oynayarak kazanmıştı. Kaya Peker'in o maçta performans vermediğini görmüştük. Cevher'in özellikle Owens ve Gaines'e karşı bariz bir zaafı olmuştu. Ama Galatasaray o maçta takım disiplinden uzaklaşmamıştı. Ama bugün Galatasaray'a baktığımızda Dee Brown ve Hüseyin Beşok gibi çok önemli iki oyuncusunun olmadığını görüyoruz. Tabii burada bence Hüseyin Açın'ı belki bir şekilde kapatabilir ama oyun kurucu mevkinde Beşiktaş'ın kısalarının baskı yaptığını düşünürsek Cüneyt'in göstereceği performans çok önemli. Belki bir hafta içinde ULEP maçı olmaması Cüneyt'e dinlenme faktörü tanımış olabilir. Tabii ki burada Galatasaray adına en sevindirici olan Gaines'in tekrar Galatasaray formasına cezasını biterek oyuna dönmesi. Çünkü Gaines ile Haidt'ın topa yaptığı baskı Galatasaray savunmasının aynı Sinan'la Kaya Peker'in yaptığı sinerjiyi takıma yansıtmasından biliyoruz. Bu maçta çok taktiksel savaşlar olacak diye düşünüyorum. Çünkü Ergin Ataman bile maça Niçeviç yerine Drobnyak'la başlamayı tercih etmesi gibi. Kaya Peker ve Gaines sıçrıyor ilk topa. Recep Ankaralı bir kez daha yapacak bu hava atışını. Kaya Peker çeldi ve ilk hücum Beşiktaş Kola Tunkar'ın. Recep Ankaralı, Serkan Emre, Erzan Ergüler hakem üçlüsü yönetiyor şu karşılaşmayı değerli izleyiciler. Apodaca, Kaya Peker Gaines onu savunuyor. Kaya bu savunmaya rağmen hook atışı isabetli ilk hücumundan sonuç alamıyor. Beşiktaş Kola Tunkar. Chris Owens Galatasaray kapı kran hücumunu başlattı. Cenk Akyol. İçeride Chris Owens var. Drobnyak'ın üzerinden atışı isabetli. İlk basket, maçtaki ilk basket Galatasaray'dan Chris Owens'tan geliyor. Dalmau. Cüneyt onu rahatsız etti. Drobnyak'la oynadı. Chris Owens karşıladı. Drobnyak size'ının avantajını iyi kullanıyor. Bu arada Recep Ankaralı. Beşiktaş bençinin sanırım daha sakin olması gerektiği konusunda Ergin Ataman'a bir ikazda bulundu. Şimdi Galatasaray Kafe Kur'an adına Owens'ın performansı çok önemli. Owens'la beraber Haidt'ın performansı. Yani Gaines zaten belli bir çizgide oynuyor ama Owens'da belli bir düşüş vardı. Maça iyi başladı. Drobnyak eşleşmesinden pozisyon bulma ihtimali yüksek. Cenk Akyol. Gaines içeride iki kişi birden önünü kapattı. Cüneyt bomboş kaldı orada. Atışı isabetli değil. Chris Owens çeldi ama Apodaca'da kaldı. O top ve ucumu başladı Beşiktaş Kola Türkan'ın. Sinan Güler boş atıyor. Chris Owens savunma ribantını aldı. 2-2'lik eşitlik var. Ucundan boş dönüyor. Beşiktaş Kola Türkan. Cüneyt Erden. Gaines tekrar Cüneyt. Sinan onun peşinde. Gaines'e nefis indirdi topu ama blok geliyor Drobnyak. Dalmau. 1,5 dakikayı geride bıraktık. İki tarafında birer basketi var. Kaya Peker. Beşiktaş Kola Turka bu baskette 4-2 öne geçiyor. Evet, bu ikili oyunlardaki rotasyon çok önemli Galatasaray Kafe Kuranalı'na. Owens Kaya'nın şutunu risk ederek içeride kalmayı tercih etti. Charles Gaines, Chris Owens. Drobnyak karşısında şuta kalkmayı düşündü ama Drobnyak iyi kapattı açısını. Cüneyt Erden, Sinan peşinde yine Chris Owens'a indirdi. Onun atışı biraz kısa düşüyor. Rebound mücadelesi Beşiktaş hücumu. İşte burada hücuma çeşitlilik katmak gerekiyor. Robert Haidt'ın adamı yardıma gelmişti. Owens orada topu köşeye çevirse belki Robert Haidt de oyunun içine girecekti. Cenk Akyol dalma eşleşmesinde Galatasaray şu anda içeriği kullanmaya çalışmasından dolayı Cenk'in üstüne de yoğunlaşmadı. Tabii ki bundan zaman içinde devreye girecektir. Dalmau'yla hücum bölgesine taşıdı topu. Beşiktaş, Kola Turka, Apodaca, Kaya Peker'in perdelemesi var. İçeriye doğru gönderdi ama Cüneyt Aray giriyor. Robert Haidt son anda kontrol etti. Cenk Akyol, Cenk koridoru iyi kullandı ama Sinan faul yapıyor. Bir servis atış kullanacak şimdi Cenk Akyol. Az önce ikili oynamaya çalıştı Beşiktaş, Kola Turka ama Gaines'in buralardaki agresifliği bu ikili oyunları bozuyor. O yüzden mutlaka Gaines'in adamının pas açısında topu alarak Gaines'in bu agresifliğini azaltması gerekiyor. İlk serbest atışı başarılı Cenk. İkinci serbest atışını kullanacak. Bunu kaçırdı Kaya Peker. Savunma reboundunu alıyor. Dalmau.
Drobnjak perdelemede. Apodaca, Robert Hayton'u kontrol ediyor. Ve Peker topu istedi. Gens karşısında Robert Hayton da bir an yardıma geldi. Kaya Peker 6 saniye hücum süresinin sona ermesine. Kaya Peker Gens'in savunmasını geçemedi. Beşiktaş Polat'ın hücumu devam edecek. Güzel bir eşleşme. Kaya ile Gens'in eşleşmesi. Gens de zaten devamlı Kaya'ya atamazsın gibilerden mesajlar yollamayı da unutmuyor. 3 saniye var. 24 saniye süresinin son ermesine bu arada. Apodaca pot altından topu öne sokacak. Dalma hareketli. Sinan Güler. Sinan Güler isabeti değil. Kendi topunu alıyor ve basketi kaydediyor. Chris Owens onu rahatsız etmişti ama kendi topunu almayı başardı Sinan. Sonrasında İkinci denemesinde basketi buldu. Cüneyt Erden, Cenk Akyol, üstelik atış. Cenk, o da sonuç alamadı. Apodaca ile Beşiktaş Kodak'ın koyucumu. 6-3, siyah beyazlıların üstünlüğü var. Apodaca, Drobnjak, Robert Hayt yüklendi ve ucum var. Tabii size olarak aralarında ciddi anlamda bir fark var. Drobnjak, işte burada kendine pozisyon bulmaya çalışırken yükleniyor içeri ve ucun faul yapıyor. Chris Owens, Cenk Akyol çok zor bir atış ama isabetli bir atış Cenk Akyol'dan. Evet, Dalman'ın savunmada çok agresif olmaması bu tip pozisyonların Galatasaray lehine gelişmesini sağlayabilir. Galatasaray kafasında zaten ligin en az sayı yiyen takımı, onu da belirtmekte yarar var. Sinan Güler, Apodaca. İçeride Kaya vardı. Tokatlayan Gens oldu ama ucumu devam ediyor Beşiktaş'ın. Drobnjak 3 sayılık atış. En iyi yaptı iş Drobnjak. 9-5. Fark 4 sayı. Beşiktaş Kola Turka lehine. Cüneyt karşılık verecek mi? Olmadı. Gens alıyor ucum ribantını. Charles Gens rebound aldı. Basketi kaydetti. 9-7 yaptı. Drobnjak bu kez içeriden oynayacak. Drobnjak, Dalmau. Galatasaray savunması bir an duraklayınca Dalmau da o çember altındaki boşluğu iyi değerlendirdi. Cüneyt de son Darüşşafaka maçında 7'de 0 üçlük atmıştı. Bugün de 2'de 0'la oradaki performansını devam ettiriyor. Chris Owens. Chris Owens. Drobnjak bir adım geride kaldı ve Chris Owens basketi kaydetti. Dalmau ilk 5 dakikalık bölümü geride bıraktık. 11-9. Beşiktaş Kola Türkar'ın üstünlüğü var. Faul Cüneyt Erden. İki takım da yakın mesafe atışları veya pota altına topu indirmeye çalışıyor. Gerekmedikçe dış atışa pek yönelmedi iki takım da şu ana kadar. Sinan'la kenardan oyuna başladı Beşiktaş Kola Türkar. Kaya Peker tekrar topu bıraktı. Apodaca, Robert Hayt peşinde. Cüneyt de geldi. Drobnjak'a güzel düşündü ama Drobnjak elinden kaçırıyor topu. Robert Hayt çok süratli geliyor. Bu tip top kayıplarından sonra veya hızlı gelen ucumlarda bulunacak kolay sayılar. İki takım da savunmada detaylara çok önem veriyor. Tabii buna ilaveten foul atış yüzdesi de bu maçın belirleyici faktörlerinden olacak. Dalmau faul yaptı az önceki pozisyonda. Robert Hayt serbest atışları kullanıyor. İlk atış isabetli. İkinci serbest atışı. Kaçırdı bunu. Rebound mücadelesi Robert Hayt da kontrol edemiyor. Dalmau ile Beşiktaş Kola Turku hücumu. Fark bir sayı. 11-10 siyah beyazlılar. Apodaca 3 sayılık atışı isabetli. 4 sayıya çıkardı farkı bu baskette Beşiktaş Kola Turku. Cenk Akçol hücumu başlatıyor Galatasaray Cafe Crown'da. Karşılayan onu Dalmau. Chris Owens oynadı. Chris Owens'dan Charles Gaines'e. Charles Gaines, Kaya Peker, hücum faul. Kaya Peker hücum faulü yaptırdı Charles Gaines'e. İşte sert oyuncular buralarda kendini belli ediyor. Kaya ile Gaines'in eşleşmesinde devamlı bir temas var. Devamlı sert bir birbirlerini yoklamalar var. Bunları tabii ki takıma yansıması, savunmanın da bir anda yukarıya çıkmasının en büyük belirtisi. Bugün Dalmau iyi başladı yalnız diğer maçlara göre.
Chris Owens, Cemal Nalga değişikliği var Galatasaray Kafe Kram'da. Apodaca, Kaya Peker, Dalman'ın önüne bıraktı. Dip çizgide Sinan Güler'in üstelik atışı isabet edildi. Charles Gaines çeliyor topu. Beşiktaş Kola Turkov hücumu devam edecek. 3 dakika 54 saniye içeriğin son ermesine. 14-10 Beşiktaş'ın üstünlüğü var. Apodaca Dalmayo bıraktı. Cüneyt Erden karşısında Kaya Peker'in perdelemesi. Cemal Nalgo'nu sıkıştırmaya çalışıyor. Grobnak, Kaya ile bir an göz göze geldiler ama topu veremedi ona. Dalmayo'nun dış atışı başarılı değil. Robert Hayt savunma ribaundunu alıyor. Cenk Akyol, Cemal Nalga, Kaya girdi araya. Sonrasında yine onun müdahalesi var. Galatasaray hücumu olacak. Evet, Cemal de çok fazla silahı mesela bu sezon. Oynadığı dakikaları hep sertlikle savunmanın dozajını yukarı çıkartmaya çalışıyor. Cemal Nalga. Emek koyan bir oyuncu. Dalmao. Cüneyt Erden onu kontrol ediyor. Apodaca, Robert Hayt pozisyon vermedi. Sinan'la oynadı. Sinan nefis döndü. Cenk Akyol'un savunmasını geçti ve basketi de kaydetti. 16-12 Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünlüğü var. Cenk Akyol topu hücum bölgesine taşıyor. Sinan da yardıma geldi Dalmao'ya. Cüneyt Erden, Cemal Nalga Uksalık atış bölgesinde. Charles Gaines, Cenk Akyol. Karşısında Dalmao. Robert Hayt topu alır almaz. Üçlük atışı başarılı değil. Kaya Peker bir savunma ribaundu da aldı. Dalmao'yu. Son 2 dakika 43 saniye içerikte. Kaya da şimdi ucuma katılıyor. Kaya Peker içeride. Cemal Nalga karşısında. Sinan Güler. Grobniak 11 saniye kadar. Gaines'in üzerinden isabeti değil. Morkar. Snaps'i var. Grobniak'ın. Bu arada uzun bir aradan sonra Tufan'ın tekrar oyuna dahil olmasını görüyoruz. Uzun bir sakatlık dönemi geçirdi. Basketbolumuzun renkli oyuncularından biri diyebiliriz. Taraftarın da çok sevdiği bir isim Tufan. Bu arada girer girmez bir top hatası. O topu kontrol edemedi. Biraz da kötü bir pas geldi Tufan'a. Kötü bir pas geldi. Evet. O tam şortunu düzeltirken evet. Geldi. Bu arada Ergin Ataman maçın ilk molasını alıyor. Kenardan oyuna başladı Sinan'la Beşiktaş Kola Türkan mola sonrasında Drobniak, Kaya Peker bir an niyetlendi ama sonrasında vazgeçti şutundan. Kaya Peker blok geliyor Cemal Nalga. Çok güzel bir blok Nalga'dan. Kaya Peker'e basket şansı vermedi. Şimdi savunmaya döndü Kaya Peker. Cüneyt Erden. Chris Owens yanında perdelemeye geldi Cüneyt Erden. Sinan onu takip ediyor. Robert Hayt, Apodaca'nın savunmasında Nalga'nın perdelemesi. Ona indirdi topu. Ekstra pası Tufan'a verdi. Üçlük atışı Tufan. Tufan ilk şutunda basketi buluyor. Farkı da bir sayı indiriyor. 16-15. 2 dakika var içeriğin son ermesine. Kenardan gelen oyuncu ne kadar önemli. Cemal Nalga her zaman hazır. Hem müdafaada hem hücumda Galatasaray'ın şu anda olumlu işler yapmasını sağlıyor. Kaya Peker, Drobniak top istedi vermedi ona. Kaya Peker yüklendi şimdi. Nalga'nın savunmasını yine geçemiyor. Cemal Nalga savunma ribaundunu aldı ama Kaya Peker ona hata yaptırdı. Drobniak ve basket. Cemal Nalga topu kaybedince bir anda tek başına kaldı. 3 Beşiktaşlı oyuncu arasında. Sonrasında savunma yapamadı. Cüneyt Erden. Sinan peşinde yine Cüneyt'in pozisyon buldu. Çok uzaklardan atışı isabetli değil. Kaya Peker savunma ribaundunu alıyor. Dalmao. Murat Kaya birazdan oyuna girecek Galatasaray Kafe Kram'da. Apodaca, Drobniak perdelemede. Nalga da çıktı oralara kadar. Drobniak bomboş kaldı. Atışı isabetli değil. Chris Owens savunma ribaundunu alıyor. Ucumu başlattı Tufan. Yine boş kaldı orada. Tufan! İkinci üstelik basketi de. Vallahi dönüşü muhteşem oldu Tufan'ın. 18-18 yaptı skoru. Arka arka 2-3 sayılık basketler diyor. Tufan, Sinan Güler.
Efeker, faul Cemal Nalga. Tam top verildi. Beşiktaş Galatasaray'a kalmış oldu. Şu anda Galatasaray comeback round'da Cüneyt o alışık olduğumuz çizgiye gelemedi. Tabii Murat Özer de herhalde o yüzden Murat Kaya'yı devreye sokmaya çalışacak. Veya Dibran oynamadığı için guard pozisyonu, oyun kurucu pozisyonu Cüneyt Murat Kaya'yla geçmeyi düşünebilir bütün maç boyunca. 27.8 saniye var çeyreğin son ermesine. Bir faul hakkı daha bulunuyor iki takımın da. Dalmao, Cemal Nalga da çıktı dışarıya kadar. Kaya Peker'in atışı isabetli değil. Robya kalamadı. Murat Kaya'da kalıyor top. 13 saniye var. Tufan da yeterince süre olduğunu arkadaşlarına anlatmaya çalışıyor şimdi Murat Kaya. 5 saniye kaldı. Faul yapabilirler. Sinan bir an onu rahatsız etti. Tufan şimdi son anda Dalmao faulü yapıyor. Süre ama bitti. Çeyrekte evet son eriyor. Çeyreğin bittiği anda faul geldi Dalmao'dan. Recep Ankaralı'da ilk 10 dakikalık bölümün tamamlandığını işaret etti. 18-18 ilk 10 dakikayı beraberlikle geçiyoruz. Tekrar birlikteyiz. İkinci periyot az sonra başlayacak. İlk çeyreği 18-18'lik eşitlikle tamamlamıştık. İlk çeyrekte 6 sayı kaydetti Tufan. Oyuna girer girmez 2-3 sayılık şutu da isabet buldu. 7 sayıyla oynayan Drobnjak da maçın ilk çeyrekteki en skorer ismi oldu. %83 ile oynadı Galatasaray ilk çeyreği. %50 ile oynadı Beşiktaş. 10 dakikalık bu bölümü. İhsan Bayülken ilk yarıya, ilk çeyreğe ilişkin rakamlar neler söyleteceksin? Ergin Ataman'ın Drobnjak'la başlaması ucunda bir 7 sayılık bir avantaj sağladı. Genellikle ikili oyunları perdelemeden sonra dışarı açılarak oynamaya çalışıyor Beşiktaş Kolaturka. Ama karşı taraf Galatasaray Kafe Gran adına da Cemal Nalga ile Tufan'ın oyuna girmesi skoru dengelemeleri ve müdafaadaki ve rotasyonlarda daha az problem yaşamalarını sağladı. Şampırt, Niçeviç ve Mehmet Yağmur ikinci periyotta 5'te başladılar. Chris Owens Kaya Peker'e faul yaptı bu arada. Şampırt da burada oynanan son Darüşşafaka maçında 19 sayı kaydetmişti. 11'de 7 ile yani bu çemberler biraz farklıdır. Ondan dolayı bunu bir belirtmek istedim. Şampırt gibi bir atıcının bu çemberlere iyi soktuğunu da belirtmemiz gerekiyor. Niçeviç, Mehmet Yağmur dışarı çıktı aldı topu. Murat Kaya peşinde onun. Apodaka savunan Tufan. Apodaka'yı Mehmet Yağmur. Niçeviç içeride hareketli. Nalga neredeyse sırtında onun. Niçeviç 9 saniye kaldı. Mehmet Yağmur çok hareketli ve yakın savunması var Galatasaray'ın. Şampırt'ın atışı isabet edildi. Mehmet Yağmur'da kalıyor. Bir şans daha Beşiktaş Kolaturka adına. Apodaka. Niçeviç perdelemede. Apodaka girdi içeriye. Niçeviç orada bomboş kaldı. Atışı isabetli. Niçeviç'in basketi. Dengeyi bozan taraf Beşiktaş Kolaturka oluyor. Beşiktaş Kolaturka'nın en iyi yaptığı iş bu ikili oyunları oynamak. Dalma da çok iyi oynuyor. Apodaka da. Charles Gaines değişiklik sandalyesine oturdu Galatasaray Cafe Crown'da. Tufan, Robert Hight, Cemal Nalga'nın perdelemesi var. Apodaka karşısında Robert Hight, faul. Apodaka faul yapıyor. Ve Charles Gaines de oyuna dahil oldu şimdi. Cemal Nalga ile yer değiştirdi. İşte Robert Hight'in bu ikili oyunları iyi oynaması gerekiyor. Pas açılarına gelmeden sadece oynamak için oynadığı zaman böyle pozisyon bulamıyor yer darlığından dolayı. Murat Kaya çok güzel girdi içeriye. Atışı isabetli değil. Hücumu devam edecek Galatasaray'ın. Aynen Murat Kaya'nın yaptığı gibi potaya gitmek gerekiyor. Murat Kaya doğru bir tercih yaptı ama Kaya'nın bloğundan korktuğu için çok yüksek bırakmak zorunda kaldı. Tufan pot altından top oyuna soktu Murat Kaya. Mehmet Yağmur şut imkanı vermedi ona. Orta çizgiye kadar topu çekti Murat Kaya. Charles Gaines steps yaptı. Tabii işte kısaların şut tehdidi olmayınca otomatikman bu ikili oyunlarda amacına ulaşmıyor. Her oyuncu karşısında kalıyor. Halbuki Beşiktaş'ın kısaları genellikle bu ikili oyunları tamamen potaya yönelik bir tehdit şeklinde oynadığı için uzunlarını da istedikleri pozisyonda topla buluşturmayı başarabiliyorlar. Şu anda Cevher oyuna girdi. Cevher de aynı şekilde bu ikili oyunlar neticesinde topla buluştuğu zaman onun adamı yardımda kalırsa kısanın üstünde o şutu atabilecek kapasitede bir oyuncu.
İkinci çeyrekte Galatasaray Kafe Kralı'nın henüz basketi yok. 20-18 Beşiktaş'ın üstünlüğü bulunuyor mücadelede. Apodaka, Cevher Özer oyuna dahil oldu. Şampırt faul çizgisinde top aldı. Niçeviç, 3 saniye. Şimdi Beşiktaş Kolaturka Şampırt Hayt eşleşmesini pot altında arkası dönük olarak Şampırt'ı topla buluşturmaya yönelik bir organizasyona gidiyorlar. Ama Hayt daha önce gidince Şampırt yukarı çıkmak zorunda kaldı. Ve pozisyon ziyan oldu. Chris Owens, Murat Kaya, içeride Charles Gaines. Niçeviç onu kontrol ediyor. Niçeviç faul yapıyor. Bu savunmada. Maçta da Owens özellikle CFR'e bu post up dediğimiz arkası dönük oyunlarda bayağı etkili olmuştu. Robert Hight pot altına top oyuna soktu. Chris Owens, Charles Gaines'e çok güzel bıraktı. Faul. Bir kez daha Apodaka. Damla gibi o da ikinci faulini yapmış oldu. Evet. Böyle. İki serbest atış kullanacak şimdi Charles Gaines. Bunlar ikinci çeyrekteki ilk sayıları olabilir Galatasaray Kafe Kanun. Eğer giderse evet ilk atış isabetli. İkinci serbest atışını kullanıyor Charles Gaines. Onu kaçırdı ama evet Beşiktaş oyuncular boyalı alana erken girdi. İkinci serbest atışı tekrarlayacak Gaines. %65 ile oynuyor bu sezon. Serbest atış çizgisinde Gaines. İlk atışı isabetliydi. İkinci atışını tekrarlayacak. Bu kez başarılı. Denge var skorda yine 20-20. Jake Akçol oyunda Robert Hight'i kenara aldı Murat Özer. Murat Kaya baskı yapıyor Dalmayo ön alanda. Mehmet Yağmur. Apodaka bir an yanına sokuldu ama vermedi Mehmet topu ona. Gaines de geldi şimdi baskı. Cevher Özen. Niçeviç. Çok sert bir top attı. Dışarıya gidiyor. Bu top ve Beşiktaş Kola Türk adına bir top kayboldu. Cevher'i düşündü Niçeviç ama ilk pozisyonda buluştu evet. Osman ama o hep 3 sayı çizgisinin dışından atmaya alışık olduğu için ikilik pozisyonu atmayı düşünmedi. Cenk Akyol. Cüneyt Erden, Murat Kaya. Tekrar Cüneyt. 7 saniye hücum süresinin sona ermesine. Chris Owens bir an perdeleme geldi. Cüneyt 4 saniye. O da aynı şeyi yaptı. Bu kez de Cüneyt'in Chris Owens arasındaki anlaşmazlık bir top kaybıyla sonuçlanıyor. Şimdi bunlar sezon başı olsa haklısın diyeyim. Yani oyuncular birbirine alışamadı. Ama artık ligin sonuna geldiğimiz dönemde bu tip top kayıplarının iki tarafa da yakışmadığını söyleyebiliriz. Apodaka, Niçeviç'in perdelemeye gelmesini bekledi. Sonrasında topu ona bırakıyor. Atışı isabetli değil Niçeviç'in. Charles Gaines savunma reboundunu aldı ve Cüneyt de hücumu başladı. Galatasaray Kafe Kralı Cüneyt Erden, Chris Owens atışı isabetli değil. Niçeviç savunma reboundu bıraktı Mehmet Yağmur. 20-20. 4 dakikalık bir bölümü geride bırakacağız. Henüz birer basketi var iki takımında. Charles Gaines elinden kaçırdı daha doğrusu Mehmet Yağmur. O topu tokatladı ama Murat Kaya kontrol ediyor. Cenk Akyol, Apodaka, Şampırt. Onun karşısında diğer tarafta Cüneyt vardı. Topu ona çıkardı. Şimdi Cüneyt içeriden deneyecek şansını faul. Mehmet Yağmur faul yaptı. Şu anda bence iki taraf için de skordaki bu düşüklüğün nedeni tempoların çok düşük olması. İki takım da çok yavaş ve durağan bir tempoda set ofenslerini oynuyorlar. Hücum düzenlerini oynuyorlar. Bunun neticesinde de akışkanlık sağlanmadığı için o şutların girme yüzdesi de aşağı iniyor. Cüneyt faul çizgisi de bu kez başarılı. Son maçta da 11'de 11. Tek sayıları oradan bulmuştu. Faul çizgisinden Cüneyt. Daha şurada başarılı. İkinci serbest atış. Bu da isabetli. Yani toplamda 13'te 13'le oynuyor. Son 13 serbest atışında isabet buldu Cüneyt Erden. Bir rekor mu geliyor yoksa? Yani o çizgide çok rahat olduğunu biliyoruz. Çok. Asfer maçında da çok kritik sokmuştu.
o rekoru, öyle bir rekoru daha doğrusu kırabilecek isimlerden birisi Cüneyt ligimizde. Cüneyt bu kez Charles Keynes'i düşündü ama yine olmadı. Aleyhüt pası verdi ama bu kez de Charles Keynes aslında çok atletik, çok da iyi sıçrayan bir oyuncu. Yine bir top kaybı yapmış oldu Cüneyt Erdem. Chris Owens faul yaptı. Hayır, bu basit hatalar ileriki dakikalarda takım organizasyonlarını etkileyecek. Molayı bu kez Murat Özer aldı. 22-20 Galatasaray Kafe Kral'ın üstünlüğü var. Hüseyin Beşok görüntüye yansıyor. Galatasaray Kafe Kral'ın sakat oyuncusu ama bu sezon gerçekten işler yaptı. Çok büyük katkılar yaptığı Galatasaray Kafe Kral'da. Onun yokluğunda şüphesiz boyalı alanda sıkıntılı dakikalar, anlar yaşıyor Galatasaray. İkinci çeyreğe 4-2 Galatasaray'ın üstünlüğüyle başladık ama oldukça kısır bir skor var. Bir Tufan'ın iki tane üçlüğü var üst üste, bir 6 sayı geldi. Onun dışında senin de söylediğin gibi öyle çok yüksek bir skorlara çıkamadık. 22-22 bu çeyrekte 4-4 eşitlik bulunuyor. 18-18 ile kapatmıştık ilk 10 dakikalık bölümü, hatırlayacaksınız. 5,5 dakika var maçın son ermesine ve 22-22 skorda yine denge bulunuyor. Chris Owens serbest atışlarla bakalım bu dengeyi bozabilecek mi? Evet, bu tempo bu kadar düşük olduğu zaman faul çizgisine daha çok gidilecek demektir. Çünkü savunmanın da agresifliği çok artmaz bu tempolarda. O yüzden dediğim gibi faul atışları çok önemli. Şu ana kadar Galatasaray Kafe Kur'an ilk periyotta bunda istediği rakama ulaşamamıştı. %50 ile atmıştı ama ilk defa bu periyotta Owens kaçırdı. İkinci serbest atışı isabetli. 23-22 oldu. Mehmet Yağmur. Ön alanda baskısı var. Galatasaray Kafe Kur'an'ın bu baskıyı geçti Mehmet Yağmur. Cevher Özer üçlük atış bölgesinde. Apodak hareketi dışarıya doğru şimdi. Charles Gaines, Murat Kaya da yardıma geldi. Niçeviç bir an boş kaldı. Bir adım daha yaklaşıyor çembere ve atışı isabetli. İlk anda tereddüt etti ama sonrasında şutunu kullanıyor. Basketi kaydediyor. Şu anda Galatasaray Kafe Kur'an kısaların ikili oyunların hepsinde sıkıştırmalı veya agresif bir savunma yapıyor. Yani kısacası 4 ve 5 numaralı atacağı sayılar çok önemli bu pozisyonlarda. Chris Owens, Cenk Akyol fake'ine karşılık kalıyor. Murat Kaya 3 sayılık atış, 6 saniye kala biraz kısa düştü. Apodaka ucumu başlatıyor. Murat Kaya arkadan geldi yine topu çalmak için bir hamle yaptı ama Apodaka da çok tecrübeli tabii ki. O topu bırakmadı Murat'a. Cevher Özer, Apodaka. Chris Owens, Murat Kaya ikilisinin baskısı var. Cevher Özer, Niçeviç ile oynadı. Niçeviç sekiyor elinden. Şampırt ve basket geliyor. Niçeviç, Chris Owens'ı çok güzel tuttu. Şimdi tabii uzun adamlar bu ikili oyunlarda dışarı açılınca yardım veya rotasyona girmek çok kolay olmuyor. Galatasaray'ın bunu bir daha gözden geçirmesi gerekebilir pozisyonlarda. 26-23 Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünlüğü var Murat Kaya. İçeride Chris Owens topla buluştu. Cevher Özer onu rahatsız ediyor. Faul. Ama atış olacak. Cevher ne kadar yerde denese de. Yok, hayır. Değil sanırım. Çünkü faul hakkı olduğu için otomatikman iki atış olacak. Evet, Cevher yeri gösterdi ama faul hakkında olduğunu farkında değil. Şimdi tabii burada Ergin Ataman çok ince bir değişiklik yaptı. Şampırt'ı 4 numaraya çekti. Şimdi ikili oyunları Şampırt'ın üstünden oynayıp dışarı açılmasından bir üçlük basket bulabilir. Galatasaray Kafe Kur'an'ın buna dikkat etmesi gerekiyor. Chris Owens ilk atışı isabetli bu kez. Bu periyotta da Galatasaray sayılarını faul çizgisinden bulmaya devam ediyor. İkinci serbest atışını kullanacak Chris Owens. Onu kaçırdı. Charles Gaines ucunu bantını aldığını hiç unutmaz. Basketi buluyor. İlk basketi Galatasaray'ın normal faul çizgisi dışında. Galatasaray'ın bu tip oyunculara, Cemal Nalga, Gaines gibi sert olan oyunculara ihtiyacı var. 26-26 başa baş bir mücadele izliyoruz. Fazla bir skor yok şu ana kadar ama mücadele başa baş geçiyor. Apodaka yine Galatasaray savunmasının boşluğunu iyi değerlendirdi. Murat Kaya, Cüneyt Erden
Charles Gaines dışarıya doğru çıktı. Chris Owens da oynuyor. Onun atışı isabetli değil. Zamanlama hatası yaptı Apodaca. Charles Gaines bir kez daha o topu alıyor ve basketi kaydediyor. Mehmet Yağmur. Champers. Miçeviç'i düşündü ama onun ne düşündüğünü Charles Gaines çok iyi sezdi. Araya girdi. Pas arası yapıyor. Hücumu devam edecek Beşiktaş. Kola Türkan'ın Erkan Veyseloğlu oyuna dahil oldu. Topu şimdi kenardan oyuna sokan isim de o oldu. Şampırt. İki kişi var karşısında Şampırt. Çok güzel geçti bu ikili savunmayı Şampırt. Şampırt 4 numaraya geçince bu tip pozisyonların veya pas açılarındaki boş oyuncuları görmesi biraz daha etkili oluyor. Ergin Ataman normalde ikinci periyotların sonunda hep alan savunmasını bir dener. Bugün oyundan yine vazgeçmedi ve alan savunmasına döndü. Cüneyt, Charles Gaines. Erkan Veyseloğlu için çaldı düdüğünü Recep Ankaralı. Cüneyt bu sefer aşık mafasını Gaines'le buluşturmayı başardı. Evet. Evet. Adam adama da yapamadı, alan savunmasında başardı onu. 9. sayısı Gaines'in faul çizgisinden kaçırmayan isimlerden birisi. Gaines bugün iyi oynuyor. Galatasaray kafayı kuranlı da ona ihtiyacı var bugün de. Kayfeker ve Dalmao ikilisini oyuna sürecek. Ergin Ataman ikinci serbest atışı. Gaines'in bu da başarılı. 4'te 4 oldu. Bir dipnot daha geçelim. Beşiktaş Kolaturka ligin ilk yarısındaki Galatasaray Şafak Kur'an maçına gelene kadar 5'te 5 yapmıştı. Efes Pilsen'de yenmişlik yapmıştı. Ondan sonra kendi sahasında Galatasaray'ı kaybetmişti. Bakalım bu şeyi değiştirebilecek mi yoksa aynı tarih tekerrür mü edecek? Apodaca, Murat Kaya yerde kaldı. Dalmau, Apodaca, Cüneyt Erden onu kontrol ediyor. Kaya perdelemeye geldi. Apodaca, faul Murat Kaya. Beşiktaş deplasmanda oynaması ama kontrol elinden bırakmıyor. Yani şu anda Gaines'in o yarattığı pozisyonlar hariç Galatasaray kafe kuran o istediği pozisyonları vermedi. Erkan Veyseloğlu. Apodaca bomboş kaldı, unuttular onu orada. Atışı isabetli. 3 sayılık basket Apodaca'dan. Murat Özer çok hızlı bu savunmaya ve molayı aldı hemen. Ses. 2 dakika 23 saniye var. Devrenin son ermesini 30-33. Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünlüğü bulunuyor. Ayhan Şark Spor Salonu'nda ev sahibi Galatasaray Cafe Crown karşısında Murat Özer son üçlükten sonra çok kızmış ve molayı almıştı. Bakalım mola sonrasında neler olacak Galatasaray Cafe Crown'da. Galatasaray Cafe Crown şu dakikaya kadar hep topun üstüne baskı yaparak savunma anlayışını sahaya yansıttı. Bunun neticesinde de o topsuz adamın topun üstüne kaldığı zaman hep arkada boşluk verdiler. Biraz önce de konuşmamadan iki oyuncunun oyuncu değiştirmek gereken pozisyonu konuşmamasından Apodaca'nın bulduğu boş bir üçlük geldi. Tabii bunlar hep Galatasaray'ın skorun az olduğu dönemde Beşiktaş Kola Türkaya verdiği bir avantaj. Şimdi Beşiktaş'ın ön alanda baskısı vardı. Cüneyt Erden, Cenk Akyol burada alan savunması yapıyor Beşiktaş. Chris Owens, Cenk Akyol, Robert Hayt dışarıda yine fake'ine karşılık kaldı ama şut kullanmadı. Chris Owens, Kaya Peker ondan nefis vuruyor ama Kaya'nın bloku var. Çok güzel tokatladı bu topu. Hücumu devam edecek Galatasaray Cafe Crown'un ancak 2 saniye var. 24 saniye süresinin son ermesine. Şimdi adam paylaşımını gerçekleştirdi Beşiktaş. Chris Owens'ın atışı isabetli değil. Charles Bey bir kez daha pozisyonu çok iyi takip ediyor. Üçüncü kez bir takip basketi kaydetti Charles Gaines. 32-33 Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünlüğü var. Apodaca, Cüneyt Erden'in savunması, Kaya Peker, Erkan Veyseloğlu giriyor içeriye. Ama basket. Müthiş bir blok ama bu işe arada geçerken Cüneyt'le bir şey oldu orada. Bayağı kıvrandı. Neresine geldi bilemiyoruz ama inşallah ciddi bir şey yoktur. Hemen sağlık görevlilerinin oyun alanına girmesini istedi maçın hakemleri. Yalnız Owens da Owens'da bir şey yok. Yalnız Cüneyt'te bayağı bir ızdırap var. Yani tekrar bakalım.
Sanırım bloktan sonra Cüneyt'in üzerine düşmüş Chris Holmes. Evet, altında kalmış senin de söylediğin gibi. Evet, buradan daha iyi görebiliriz. Evet. Yalnız Chris Holmes'ın yani düşüşü de öyle çok rahat bir pozisyonda olmamış. Cüneyt'in de çok bir şey yok diye düşünüyorum. Şurada acaba Erkan'la diz dize bir çarpışması mı söz konusu diye baktım ama o da değil. Chris Holmes'ın darbesi var sanırım. Evet, tekrar izlersek daha net görebiliriz. Galiba Erkan'ın dizi de gelmiş Cüneyt'e. Şurada midesine çıkarken, gelmiş evet, çünkü evet, katlandığı zaman orasını tutuyor. Evet. Kasıklarına evet, hala şu anda darbe. Hala orayı tutuyor. Evet. Erkan Veselo'nun da en iyi yaptığı iş budur. Topun gelişine penetre etmek, potaya gitmek en iyi yaptığı işlerden bir tanesidir. Savunmanın dengesini net bir şekilde bozar. Bu arada Johnson'ın oyuna girdiğini görüyoruz Galatasaray kafe kranda. Brighton Johnson Portez'de başladı bu sezona. Ve geçtiğimiz haftalarda Galatasaray kafe kran rotasyonuna katıldı. NBA havası solumuş bir oyuncu. Utah Üniversitesi mezunu. Orlando'da ve Indiana'da 26 toplam 26 maç oynadı. Bu arada bir saniye kadar Abu Taytun'un atışı isabetli değil. Brighton Johnson çok güzel kurdu. Fekir'in savunmasını iyi geçiyor. Brighton Johnson 34-35. Fark bir sayı Beşiktaş Kolatürk aleyhine. Son bir dakika. Beşiktaş Kolatürk'ten alan savunması iyi oluyor gibi gözüktü ama çok rebound verdiler. Apodaca içeriye giriyor. Basket geçerli bir de faul. Robert Hyde faul yaptı. Sayısı oldu. Bugün iyi bir gününde. Sorumluluk alan bir oyuncunun da iyi gününde olması bu kadar skorun az olduğu bir maçta Beşiktaş Kolatürk'e bir avantaj sağlayacaktır. Son bir dakikalık bölüm oynanıyor ilk yarıda. 38-34 Beşiktaş Kolatürk'e. Murat Kaya, Cenk Akyol, tekrar Murat Kaya. Robert Hyde kendini gösterdi, aldı topu. Brighton Johnson nefis bir asist. Evet, Beşiktaş Kolatürk'ün de savunmasının çok iyi olduğunu söyleyemeyeceğiz. Özellikle bu alan savunmasına karşı çok basit hatalar yaptılar. Bu sefer Galatasaray kafe kranda bir alan savunması var. Apodaca son 18 saniye ucun süresini sona ermesine 13 saniye var. Dalmau, Erkan Veseloğlu. Dalmau tekrar Cenk'in üzerinden atışı hiçbir şey değmedi. Kaya'da bu kadar kötü bir şut olacağını sanırım düşünmemişti. Cenk 4 saniye kaldı. Murat Kaya bomboş şimdi farkına varıyor sürenin. Atışı isabetli değil ve ilk yarı sona eriyor. İlk yarı sonrasında soyunma odasına 38-36 önde giden taraf Beşiktaş Kolatürk oluyor değerli izleyiciler. İhsan Bayülken son bir cümle ilk yarı ilişkin. Evet, iki takım da temposunu kaybetti demiştik ama son 5 dakikada, ikinci yarının son 5 dakikasında maç biraz daha ritme girer gibi oldu ama iki takım da savunmada çok bariz hatalar yapıyor. Mutlaka ikinci yarıda bunları gözden geçirmeleri gerekecek. Ayhan Şahin Spor Salonu'nda ikinci yarıda tekrar birlikte olacağız. Tekrar birlikteyiz değerli izleyiciler. 38-36 ilk yarının skoru. İşte ilk yarı ilişkin rakamlarda, görüntüde. İstatistiklere hemen göz atıyoruz. 14 sayıyla oynayan Charles Gaines. Maçın en skorer ismi oldu ilk yarıda. 11 sayıyla oynayan Apodaca, yine çift taneli rakamlara ulaşan isimli Beşiktaş Kolatürk'a. %80'lerle atıyordu ilk 10 dakikalık bölümde Galatasaray ama bu yüzde %62'ye düştü. %61'e çıkardı yüzdesini Beşiktaş Kolatürk'a. Dikkat çeken bir başka rakamsa İhsan Bayülken sanırım reboundlarda Galatasaray kafe kranının üstünlüğü. Evet, Charles Gaines'in özellikle 5 tane hücum reboundı aldığını görüyoruz ve bunlar çoğu sayı oldu. Tabii burada daha çok dikkati çeken istatistik Galatasaray kafe kranının foul çizgisinden 14'te 10 atarak bir şekilde 3 sayı çizgisinin gerisinden, ki o da enteresan bir şekilde oynayan oyunculardan değil, uzun süre sakatlıktan gelen, tufandan gelen 2'de 2 üçlükle 12'de 2 isabet elde etmeleri. Beşiktaş Kolatürk'a ise gerekmedikçe 3 sayı çizgisinin gerisinden top kullanmıyor. Bunu da zaten 9'da 3, yani 9 tane üçlük kullanarak istatistiğe yansıtmış durumdalar. Maç dengeli bir şekilde gidiyor. Beşiktaş Kolatürk'ten ikinci periyodun sonunda, devrenin sonuna doğru döndüğü alan savunması belki de Galatasaray kafe kuranın o skorda yakaladığı istikrarsızlığı bir şekilde aşmasını sağladı. İkinci
Yarıda ilk ucun Beşiktaş Bola Türkan'ın Sinan Güler, Beysen Seralı dışarıya çıkartıyor. Apodaca, Davutak peşinde onun. Apodaca'dan çember altına Sinan blok geliyor ama inişe geçti yani. Paniye çarptıktan sonra daha doğrusu bu blok. Evet, gerçekleşti Chris Owens tarafından. İşte. Beşiktaş'ın kısaları hep bunu daha önce de söyledim. Karşılarının oyun kurucusuna baskı yaptığı için genelde o baskı yapan Sinan, Mehmet Yağmur potaya yakın yerlerde dolaşıyor ve bu tip basketleri atması kolaylaşıyor. Chris Owens biraz kısa düştü ama Gaines alıyor ucum ribantunu, sonrasında foul. Tabii Kaya'nın yanında Shumpert, Gaines'in buralardaki agresifliğini biliyoruz. Shumpert'ı bariz bir ucumda yaşıyor ve bu ribantları almakta geri kalmıyor. Shumpert'ın yaptığı faulü tekrar izledik. Gaines serbest atış kullanacak. Kaya da bugün çok aktif oynamıyor. Normalde ilk yarıya baktığımız zaman Kaya'nın istatistikleri hep yukarıda olurdu. Fakat bugün o da alışık olduğumuz istatistiklerin uzağında kalmış durumda. Diğer tarafta da Robert Hayt'ın istediği çizgiye gelemediğini görüyoruz. Bu da tabii ki takım içindeki bazı dengelerin uzaklaşmasına neden oluyor takım bazında. İlk kez bir serbest atıştan sonuç alamadı. Charles Gaines ikinci atışı başarılı değildi. 6'da 5 ile oynuyor o çizgiden. Sinan Güler, Apodaca, Kaya Peker'le oynadı Chris Owens karşısında. Kaya çok güzel döndü. Atışı isabeti değil ama faul yaptı. Chris Owens faul yaptı. İki serbest atış kullanacak Kaya Peker. Tabii Murat Özel'in de burada Gaines'le Sinan'ı eşleştirip Shumpert'ı Cenk Akyol'la tuttuğunu görüyoruz ama bu belki de biraz da Galatasaray Kafe Kralı'nın savunmasını zorlayacak. Çünkü Gaines otomatikman Sinan'a yakın oynadığı için bu savunma ribantlarından da uzak kalmak zorunda kalıyor. İkinci servis atışını kullanacak Kaya Peker. 42-37 yaptı. Beşiktaş da forçlukçuna kaçırmadı şu ana kadar. 5'te 5 oldu. Maç geneli. Robert Hayt. Karşısında Apodaca var. Cenk Akyol dalmal kontrol ediyor. Chris Owens hareketli. Gölge gibi Shumpert peşinde onun. Charles Gaines, Sinan Güler yeni yaptığı şeylerden birisi bu. Çaldı elinden topu. Çok hızlı başlar hücumu. Kaya Peker yüklenme atış isabeti değil. Bir var mücadeleniz. Tamam. Sinan şimdi orada ya topla birebir gidecek, bitirecekti. Owens'ı yakalamışken. Veya topu yana çekerek takımın set ofensine yerleştirecek. Yani burada tamamen bu ucu foul. Savunmada çok iyi bir iş yaptı Sinan. Topu çaldı ama ucunda yaptığı yanlış tercih top kaybına neden oldu. Bartin Johnson tekrar oyunda Galatasaray Cafe Crown'da Chris Owens'in yerine Murat Kaya. Charles Gaines. Bartin Johnson Shumpert onu kontrol ediyor. Cenk hareketli, Murat hareketli. Murat'a indirdi topu. Sinan Güler'in savunmasında Gaines perdelemede. Robert Hayt girdi içeriye. Charles Gaines geriye çekildi. Paniye kullandı ve basketi kaybetti görüntüdeki Charles Gaines. Gaines bugün Galatasaray Kafe Kuran'ın kazanılırsa maç en büyük etkisi faktörü olacak. 39-42 Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünü var. Apodaca. Sinan Güler neredeyse elinden kaçıracaktı. Brighton Johnson'ın kontrolünde. Dalmau'ya güzel çıkarttı. Atışı isabetli. Dalmau. Sinan'ın da sorumluluk alarak oynaması Beşiktaş Kola Türkan işlerini kolaylaştırıyor. Charles Gaines. 6 sayılık fark Beşiktaş Kola Türkan lehine. Faul Dalmau. Onun da 3. faul oldu bu faul. ...39-45 Beşiktaş Kola Türkan Robert Hayt topu kenardan oyuna sokacak. Herhalde bir dahaki savunmada Johnson Shumpert'la eşleşecek. Sinan'ı da Cenk Akyol tutacak. Murat Kaya girdi çember altına kadar ama topu kaybetti Apodaca. 4'e 3 geliyor Beşiktaş. Apodaca! Brighton Johnson'a verdi topu Murat Kaya. Cenk Akyol, Kaya Peker'in üzerinden Cenk Akyol isabetli değil, Brighton Johnson çevirdi ama ayağı çizgide. Oyun
kurucunun ne kadar önemli bir pozisyon olduğu şu hücumda tekrar ortaya çıktı. Galatasaray Kafe Kura'nın hücumları tamamen dengesiz bir vaziyete geldi. Dalmao ile başladı hücumu Beşiktaş Kola Türkan'ın. Şampırt üçsalik atış bölgesinde. Şampırt! 48-39 oldu. Murat Özyerli bu basketin ardından molayı alıyor. Mola süresi tamamlandı. 6 dakika 59 saniye var. 3. çeyreğin sona ermesine. Debron da oyuna girdi. Tabii bu arada Ergin Ataman da Murat Özer'in mola alıp Şampırt'ı 4 numara oynatmasına karşı önlem alacağını düşünüp Niçeviç'i oyuna alarak Şampırt'ı tekrar 3 numaraya çekerek alan savunmasına döndü. Robert Hyde. Cenk Akyol. Cenk'ten çember altında Gense dışarıya çıkardı. Murat Kaya 4 saniye hücum süresinin son ermesine faul. Kaya Peker maça izin vermedi bu faulle Kaya. Charles Gaines 2 serbest atış kullanacak. Cemal Nalga'yı oyuna sürüyor tekrar. Murat Özer, Murat Kaya çıktı. Evet, Niçeviç Kaya'ya karşı eşleşme problemi yaşamamak için Murat Özer de böyle bir önlem almak zorunda kaldı. Bakalım Debron da uzun bir aradan sonra tekrar takımında yerini aldı. Onun vereceği performans şu kırılma dakikalarında çok önemli. Çünkü Beşiktaş Kolatürk'te ikinci yarıya gayet iyi başladı ve boş atışlar bularak skoru da lehine çevirmeyi başardı. İkinci serbest atış. 7 sayıya düştü aradaki fark. 48-41 Beşiktaş Kolatürk'a. Dalmao, Debron karşısında. Bu arada seyirci de maçın içine girmeye çalışıyor. Niçeviç. Niçeviç çok zor bir atış ama faul Cemal Nalga. Bir serbest atış bu kez Niçeviç kullanacak. Beşiktaş Kolatürk adına bu maç çok önemli. Yani Beşiktaş Kolatürk'ün bir Fenerbahçe deplasmanı kaldı zor maçlarda. Bir de bu maç. O yüzden sıralama, çünkü bu 5 takım yukarıdaki Antalya'yı da dahil ettik artık. Karşıyaka da bir şekilde işin içine girdi. Yani yukarısı tam bir cadı kazanı. Buralarda alınacak her maç sıralamanın yukarıda olması playoff'ta ciddi anlamda bir avantaj sağlayacak. Cenk Akçol, Robert Hyde, Şampırt'ın üzerinden üçlük atışı isabetli. Müthiş bir basket. Robert Hyde'dan çok kritik. Şimdi Galatasaray tekrar maça geri döndü bu baskette. Dalmao, Debron onu kontrol ediyor. Niçeviç'in perdelemesi var. Dalmao içeride Kaya ama Charles Gaines araya girdi, kaptı topu. Cenk Akçol kontrol edemiyor. Dalmao çaldı ve turnikeyi bıraktı. Charles Gaines'in çabaları boşa gidiyor Cenk o topu tutamayınca. İlk yarı da böyle bir basket demişlerdi. Drop niye katmıştı? Cemal Nalga aldı ribaunttan sonra topu vermişti. Debron. Cenk Akçol. Cemal Nalga perdelemede, Debron tekrar. 9 saniye hücum süresinin son ermesine. Robert Hatt'da oynadı Debron. Onun atışı bu kez isabeti değil. Kaya Peker savunma ribaundunu aldı. Şampırt. Niçeviç. Cemal Nalga'nın kontrolünde. Niçeviç diğer taraftan döndü. Atışı isabeti değil. Şampırt. Niçeviç çevirdi Debron. Robert Hyde fırladı ileriye doğru. Şimdi 4-2 geliyor Galatasaray Kafe Kral. Robert Hyde 3 sayılık atışı yine isabetli değil. Şampırt smaçı vuruyor. Bu kadar skorun yakın gittiği bir ortamda 4 sayı Beşiktaş'a bir bonus oldu. Yani 4-2 hücumu da dışarıdan atarak değerlendirdi Galatasaray aslında. İçeriden oynamayı tercih etseydi Robert Hyde belki de basketi kaybedeceklerdi o hücumda. Ama kendi topları Beşiktaş lehine basketle sonuçlanıyor. Debron 52-44 Beşiktaş 1 saniye kala. Debron'un atışı isabeti değil. Şampırt Niçeviç'te kaldı. Tabii Hüseyin'in
olmamasının da sıkıntısını yaşıyor Galatasaray kapitan. Pot altında ne kadar Charles Gaines çok iyi başlamış olsa da tek başına mücadele ediyor. Epey bir yoruldu Gaines. Basket geçerli, bir de faul. Şu anda Owens'in devreye girmesi düşünülebilir. Çünkü içeriden sayı gelmiyor. Gaines de Jamal Nalga'da ancak müdafaa hatası olduğu takdirde pozisyon bulabilen oyuncular. Oralarda belki birebir oynayacak bir oyuncu Galatasaray Kafe Kur'an'a bir avantaj sağlayabilir. Murat Özer tercihini Tufan'ı oyuna alarak kullandı. Şu anda Galatasaray Kafe Kur'an'ın beşine baktığımız zaman Cemal Nalgar, İbrahim sakatlıktan geldi, Tufan sakatlıktan geldi. Yani ritmini kaybetmiş 3 tane oyuncu Galatasaray Kafe Kur'an'da şu anda sahada. Şimdi Tufan'ın girmesi sanırım Murat Özer'in dışarıdan skor bulma düşüncesinin de bir göstergesi olsa gerek. Drobniak oyunda. Burada Owens'ın Drobniak'a bir üstünlüğü olabilir. Robert Hight, D. Brown. Süre bitti. Tufan, 1 saniye var ve 24 saniye süresi sona erdi. İlk aldığı anda şutu düşünse Tufan belki bir şans yaratabilirdi orada ama 24 saniye süresine yine hücum edemiyor Galatasaray Cafe Crown takımı. Moralleri de biraz onların bozulmaya başladı. Sinan Güler, Dalmau, Gibran karşısında. Dalmau ucunu şekillendirecek. Şampert. Kayapeker ucu faul. Chris Owens, Cemal Nalga değişikliği şimdi gerçekleşti Galatasaray Cafe Crown'da. Galatasaray Cafe Crown maçı ortak olmak istiyorsa Owens'ı kullanması gerekiyor. D. Brown, Chris Owens, Charles Gaines. D. Brown da oynadı tekrar. Sinan Güler onu kontrol ediyor. Tufan Ersöz, Charles Gaines bir an perdelemeye geldi. İçeri doğru hareketlendi. Aynı anda Şampırt'ta faul yapıyor. Evet, Galatasaray Cafe Crown bugünkü maçta belki de en çok üstün olduğu istatistik olan faul çizgisine gidiyor tekrar. Tufan'da. Tufan 54-44 fark 10 sayı Beşiktaş Kodaturk aleyhine. Tufan ilk serbest atışını kaçırdı. Mehmet Yağmur birazdan oyuna girecek Beşiktaş Kodaturk'a. İkinci serbest atışını kullanacak Tufan Ersöz. İsabetli Kaya Peker kenarda bir uzunu çıkardı. Bir kısa oyuna dahil etti. Ergin Ataman, Mehmet Yağmur. Oyuna giriyor. Dalmau topu getirdi. Charles Gaines arkadan geldi ama öncesinde topu elinden çıkartıyor Dalmau. Şampırt'ın perdelemesi var. Dalmau, Gibran onu rahatsız etti. 8 saniye hücum süresinin sona ermesine. Dalmau atışı isabetli. Gibran'ın savunmasına rağmen basketi buluyor. Dalmau ve farkı 11 sayıya çıkartıyor. Dalmau bugün iyi oynuyor. Onun neticesinde de o tamamen takımını olumlu yansımış durumda, onun iyi oyunu. Gibran. Chris Owens. Gaines hareketli. Chris Owens iki kişi karşısında. Cüneyt'e çıkardı. Tufan dalma önünü kapatıyor. Cüneyt Erden 3 sayılık atışı isabetli değil dışarıdan. Oldukça düşük yüzdeyle oynuyor Galatasaray Cafe Crown. Cüneyt de bugün gününde değil. Dalmau faul, Tufan Ersöz. Evet, Cüneyt zaten sakat sakat oynuyordu hepimizin bildiği gibi. O sakatlık ritmini kaybettirdiği zaman o şutu da otomatikman etkiler. Şu anda onun sancısını çekiyor diye düşünüyorum. Mehmet Yağmur, Dalmau. 2.24 var çeyreğin son ermesine. Sinan Güler. Alan savunmasına döndü Galatasaray. Dalmau çok uzaklardan atıyor. İsabetli değil bu kez. Chris Owens savunma reboundunu aldı. Cüneyt Erden'le geliyor Galatasaray Cafe Crown. 56-45 Beşiktaş Kola Turkan'ın üstünlüğü var. Cüneyt Erden, Mehmet Yağmur'un savunmasında. Tufan, Dalmau karşısında onun. İçeride Chris Owens, Şampırt'ın kontrolünde şimdi topla buluştu. 6 saniye hücum süresinin sona ermesine. Chris Owens elinden kaçırdı. 4 saniye, 3 saniye, 1 saniye kaldı. D. Brown'un atışı isabetli değil. Şampırt tokatladı, Dalmau'da kalıyor. Yine 24 saniye süresi dolarken ancak şut imkanı bulabildi Galatasaray Cafe Crown ama boş dönüyorlar ucundan. Dalmau, Robniak'ın perdelemesinden yararlandı. Şampırt'a indirdi. Onun üç sayılık atışı isabetli.
Galatasaray Kafe Kralı'nın tam aksine Beşiktaş dışarıdan oldukça yüzdeli oynuyor ve bir kez daha Murat Özer'e molayı aldırıyor. 59-45 Beşiktaş Kola Turka. Dakika 30 saniye var. 3. çeyreğin son ermesine. 59-45 Beşiktaş Kola Turkan'ın üstünlüğü bulunuyor. Murat Özcer 7. dakikada aldı ilk molasını bu çeyrekte İhsan Bölken. Ve 1 dakika 31 saniye kala diğer molasını aldı. Bu iki mola arasında sadece 6 sayı kaydedebildi Galatasaray. 11 sayı attı Beşiktaş Kola Turkan. Bir top kaybı daha yapıyor sarı kırmızılılar. Evet, Beşiktaş Kolaturk'a hücumda ritmini yakaladı. En doğru atışları buluyor ama bunda tabii Dalma'nın katkısı var. Müdafaada da Sinan'ın ve Mehmet Yağmur'un müdafaadaki agresifliği işlerin olumlu gitmesini sağladı. Galatasaray Kafe Kur'an'ı mutlaka bir ritim değiştirmesi gerekiyor. Dalmao çok yukarıdan atıyor. Dalmao. İyi bir gününde Dalmao bugün. Hem skoru yapıyor hem de en uygun yerde arkadaşlarını topla buluşturuyor. Beşiktaş Kolaturk oyunun kontrolünü şu anda tamamen eline almış durumda ve bu da skora yansımış durumda. Yani sadece Dalmao değil Beşiktaş takımı belirttiğim gibi gerçekten bugün çok iyi basketbol oynuyor. Cüneyt'in boş atışı yine kaçırdı Cüneyt. İnanmadan atıyor yani, öyle bir atıyor ki onun girmeyeceği o kadar belli ki. Mehmet Yağmur kendisiyle beraber kimsenin hareketlenmediğini bu ucunda görünce topu geri çekmek zorunda kaldı. Arkadaşlarını beklemek zorunda kaldı. Dalmao. Dalmao çok sert bir top atıyor. Yani iki tane Mehmet Yağmur olsa yine de o topu tutamazlardı. İhtimal bile yok. Şimdi tabii Galatasaray ciddi anlamda skorda sancı çekiyor ve topu her pota altına indirdiğinde Beşiktaş savunmasının içeriye kapandığını görüyoruz. Kısaların dışarıdan şut atmaktansa potaya doğru bir penetre etmesinde yarar var. Yoksa sayı bulamayacaklar. Tufan, 3 sayılık atışı Tufan'ın isabeti değil. Sinan Güler aldı savunma ribaundunu Brighton Johnson'a rağmen. Çok uzaklardan süre dolarken Şampır çemberi tutturdu ama atışı isabetli değil. Ve 3. çeyrekte tamamlandı. 61-45 bu çeyreği de önde geçiyor Beşiktaş Kola Turka. Son 10 dakikalık bölüme 61-45 önde giriyor Beşiktaş Kola Turka. İlk hücum Galatasaray Kafe Kranon olacak. Cüneyt steps yaptı. Evet, Mehmet Yağmur'un, Sinan Güler'in buralardaki agresifliği her zaman için Beşiktaş Kola Turka'ya bir avantaj sağlıyor. Galatasaray Kafe Kranon'un özellikle 3 sayı çizgisinin gerisinden 21'de 3 attığı bir günde tabii ki skorun 16 sayı gibi farka ulaşması normal. Şampırt'ın Daçka maçında da burada çok yüksek yüzdeyle oynadığını söylemiştik. 11'de 7 atmıştı. Şu ana kadar Şampırt 8'de 6 ile oynuyor ve 16 sayısı var. Apodaca güzel girdi içeri ve bir baskette ondan. Evet. Apodaca'nın da 13. sayısı oldu. Beşiktaş Kola Turka'da 3 oyuncu var çift tane rakamlarda oynayan. Şampırt 16, Dalma 11 ve Apodaca da az önceki basketiyle 13. sayısını kaydetmiş oldu. Charles Gaines 19 sayıyla maçın en skorer ismi, onun atışı isabeti değil, Robert Hyde'la tamamlayamadı. Charles Gaines'in de o ilk yarıda gördüğümüz hücum reboundlarını alarak attığı sayılar bitince Galatasaray Kafe Kur'an 3. periyotta 9 sayıyla kaldı. Galatasaray bugün o istediği sertliği sahaya yansıtamamış durumda. Beşiktaş Kola Turka bütün oyuncularından verim alarak yoluna devam ediyor şu anda. Grobniak boş atıyor. Robert Hyde savunma ribaundunun sahibi. Cüneyt Erden. Cüneyt Erden Şampırt'tan kurtardı. Robert Hyde dengesini kaybediyor. Son anda Apodaca'nın ayağına çarptı bu top. Kendisini sakınamadı Apodaca. Orası bir evet. Büyülü bölge oldu bir anda. Kim gittiyse oraya düştü. Aynı anda 3 oyuncu. Kayak pisti gibi. Cüneyt gibi. Robert Hyde. Onlar düşerse ben de düşerim demiş Apodaca. Apodaca. Apodaca aslında kendisini bırakıyor yere bence topa değmemek için. Topun dışarıya çıktığını fark ettiği anda sanırım. Ama çekemedi ayağını son anda. Allah'tan bırakmış, yoksa bir yeri kasılabilirdi. Yani daha büyük bir çekişme bekliyorduk bugün ama o dozaja maçı getiremedik bir türlü. Cüneyt Johnson girdi içeriye, faul.
Brighton Johnson iki serbest atış kullanacak. Belki buralarda Galatasaray Kafe Kura'nın bir tam sağdan baskı yapması, sıkıştırmalı. Bir ritim yakalamalarını, bir 6 ya da 8-0'lık bir seri yakalamalarını sağlayabilir. Bu tempolarda oynamaya izin verirse, maçın kontrolü zaten Beşiktaş'taydı. Maçın sonuna kadar Beşiktaş Kola Türk'a bu ritimde maçı götürüp kazanmayı başarabilir. Ve o pres geliyor şu anda. Mehmet Yağmur, Şampırt ikilisi topu ucun bölgesine taşıdı. Şampırt pota altında Drobnyak vardı, vermedi. Apodaka'ya bırakıyor topu. Karşısında Robert Hight var. Drobnyak perdelemeye çıktı. Sinan Güler bir yanında, diğer tarafında Şampırt var. Yine Drobnyak'la oynadı Apodaka. Şimdi Şampırt pota altında Drobnyak. Brighton Johnson'la çarpışıyor, topu da kaybediyor. Cüneyt Erden. Diğer tarafta Robert Hight, Brighton Johnson bomboş kaldı. Üç sayı katışı isabetli. Baskıda ısrar etmesi gerekiyor Galatasaray Kafe Kura'nın. Mehmet Yağmur, Murat Kaya'nın baskısına rağmen topu taşıdı diğer tarafa. Faul yapıyor Murat Kaya. Farkı 13 sayı indirdi Galatasaray Kafe Kura'nın. 63-50 Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünlüğü var. Dördüncü çeyrekteyiz. Ve 2 dakikalık bölümü geride bıraktık değerli izleyiciler. Kaya Peker'i tekrar oyuna alıyor Ergin Ataman. Evet, Şampırt şimdi tekrar 3 numaraya kaydı. Robert Hight'la bir eşleşmesi söz konusu olacak. Drobnyak. Mehmet Yağmur'la oynadı. Murat Kaya'nı kontrol ediyor. Brighton Johnson da dışarıda. Brighton Johnson da çıktı oralara kadar ama o da kaydı. Mehmet Yağmur, Drobnyak ve basket geliyor. Yine çok yüksek karşıladı Galatasaray Kafe Kura'nın uzunları ve arkada bir eksik adam yakalanmasına neden oldu. Robert Hight, Gaines perdelemede. Şimdi ona indirecekti topu Robert Hight. Ayakta müdahale, 24 saniye süresi yeniden başlayacak. Galatasaray Kafe Kura'nın en iyi yaptığı işlerden bir tanesi 40 dakika oyundan düşmemesi. Belki aradaki sayı fark 15 olabilir ama Galatasaray Kafe Kura'nın yakalayacağı bir ritimle o sayı farkını azaltma şansına sahip. Cüneyt Erden, Charles Gaines'e çok güzel indirdi. Kaya Peker bloka sıçradı ama o blokun faul olduğunu işaret ediyor. Üç hakemleri. Gaines şimdi iki serbest atış kullanacak. Kaya Peker de dördüncü faulünü yaptı. Gaines de double double yaptı. Üçüncü periyosun itibariyle. İlk atışı isabetli Gaines. Robert Hight ile Charles Gaines yan yana oynadığı zaman Galatasaray savunması daha çok ısırıyor rakibi. Çünkü ikisi de çok agresif oyuncu ve top kapmaya çok yakın iki tane oyuncu. İkinci serbest atışını kaçırdı. Brighton Johnson boyalı alana erken girmiş. Kenardan top oyuna sokacak Beşiktaş Kola Türk ve Şampırt'la. Apodaka. Cüneyt Erdem karşısında. Apodaka, o da düştü. Mehmet Yağmur araya Murat Kaya giriyor ve Galatasaray hücum olacak. Murat Kaya'dan Charles Gaines'e. Charles Gaines arkadan Apodaka geldi, topunu tuttu. Recep Ankaralı Apodaka'nın faul yaptığını işaret ediyor. Tepki de göstermesini biraz sinirlendi Recep Ankaralı. Şimdi Galatasaray ev sahibi takım gibi oynamaya başladı. Daha agresif oynuyor ve Beşiktaş Kola Türkaya oyunun kontrolünden çıkmasına yönelik hamleler yapıyor. Belki Ergin Ataman buralarda tekrar iyi gününde olan Dalmağ'ı oyuna alması gerekecek. Göz temasını da Apodaka uzun bir süre kesmedi. Recep Ankaralı'dan yani biraz daha ısrar ederse teknik faul de alabilir. Charles Gaines kaçırdı. Robert Hight sıçradı. Murat Kaya alıyor boştaki topu. Gaines ve smaç vurdu bu kez. Drobnyak karşısındaydı. Smaçla tamamlıyor pozisyonu. Charles Gaines 54-65 fark 11 sayı. Ergin Ataman molayı aldı. Altı dakika
dakika 44 saniye var. Maçın son elmesini 65-54 Beşiktaş Kola Türkan'ın üstünü bulunuyor. Çeyreğe 9-4 ile başladı Galatasaray Kafekaun. Apodaca Kaya'ya verdi, aldı topu tekrar Dalmau. Shumpert, Brighton Johnson onu kontrol ediyor. Apodaca, Robert Hites, Apodaca'yı savunan isim Kaya. Atışı isabetli değil ama faul var. Sportmenlik için bir faul diyor Recep Ankaralı. İki serbest atış. Sonrasında kenardan oyuna başlayacak Beşiktaş. Kaya Peker kendini yerde buldu. İşte Charles Gaines'in yaptığı bu faulü, evet, sportmenlik dışı olarak değerlendirdi Recep Ankaralı. Topa olmadığını, tamamen adama yönelik bir hamle olduğunu düşünerek Recep Ankaralı burada sportmenlik dışı faulü vermiş. Sinan Güler oyunda, Mehmet Yağmur kenara geldi. Evet, Dalmau'yu tekrar oyunun içine dahil edince Ergin Ataman, Mehmet Yağmur'u kenara alarak Sinan'ı tekrar oyuna sürdü. Galatasaray Kafekaun şu ana kadar agresivlikten uzak bir şekilde son periyoda kadar gelmişti. Bir anda maçın gitme noktasına geldiğini takım haline fark edince yaptıkları baskıyla beraber maçın tekrar içine girmeye çalışıyorlar ama aradaki sayı farkı o kadar fazla ki daha fazla emek koymak zorunda kalacaklar. 2'de 1 yaptı serbest atışlara da Kaya Peker kenardan, şimdi Sinan Güler topu oyuna sokacak. Dalmau, Murat Kaya'nın baskısı var. Dalmau, Shumpert, Shumpert hücum faul. Kaya Peker, evet. Hareketli perdeleme yapıyor Kaya Peker. Kaya'ya çalmasalar onu üçlük gelmişti. Shumpert atmıştı onu. Burada da Dalmau'nun yaptığı hareketi faul olarak değerlendirmesini istedi hakemlerden Murat Özer ve Galatasaray taraftarı. Şimdi sağdaki mücadele artınca ne kadar basketbol keyifli hale geliyor. Yani şu ana kadar bunu net bir şekilde yakalayamamıştık. Şu anda iki tarafta maçı kazanmanın ne kadar önemli olduğunun farkına vardı ve bizi çok zevkli bir 6 dakika bekleyecek. Kaya bu arada 5 faul ulaştığını sananın farkında değil. Kaya 5. faul aldı. Niçeviç oyuna sokunca otomatikman 4 yabancı oldu Beşiktaş Kola Turka'da. Otomatikman Dalmau'yu kenara almak zorunda. Geliyor. Evet. Mecburen 3 yabancıdan dolayı kenara almak zorunda kaldı Ergin Ataman. Murat Kaya. Cüneyt bir an boş kaldı orada. 3 sayı katışı yine isabet edin. Murat Kaya rebound alırken faul yapıyor. Ayıp'ta 6'da 0 oldu. Mehmet Yağmur kendisini yerde buldu. Murat'ın faulü var. 6 dakika 4 saniye sonra karşılaşma tamamlanacak. Kaya Peker hala nasıl 5 faule ulaştığını anlayabilmiş değil sanırım. Şimdi onu soruyor. Mehmet Yağmur. Shumpert. 66-54 Beşiktaş Kola Turka. Mehmet Yağmur 11 saniye 24 saniye süresinin son ermesine. Niçeviç içeride hareketli. 7 saniye kaldı. Mehmet Yağmur Gaines'le çıktı oralara kadar. 4 saniye. Sinan Güler atışı isabetli değil. Cüneyt Erden savunma ribantını alan isim oldu Galatasaray Kafekaun'da. Cüneyt Erden de geldi Galatasaray takımı. Robert Hight, Brighton Johnson perdelemede. Shumpert karşısında Charles Gaines bırakıyor Murat Kaya'ya. Brighton Johnson. Johnson yüklendi, içeriye bırakıyor. Gaines ters taraftan düşündü. İsabetli değil. İkinci denemesi yine sonuç alamadı. Üçüncü denemesinde faul yaptırıyor. Uzun oyuncuların böyle 3 defa arka arkaya aynı yüksekliğe sıçraması çok kolay bir şey değil ve maçın son 5 dakikasına girerken Charles Gaines bunu başarabildi. Bunun ne kadar kuvvetli bir oyuncu olduğunu bir belirtisi. Yalnız Beşiktaş Kola Turka'nın bir anda ritmi bozuldu bu baskı altında. Galatasaray Kafekaun'un yaptığı baskı Beşiktaş'ın hücumlarının daha orta saha civarından organize olmasına neden oldu. O ilk yarıda buldukları ikili oyunları da sahaya şu anda yansıtamıyor Beşiktaş. Charles Gaines
66-55. Aradaki sayı farkı fazla olduğu için onu kapatmak çok kolay olmayacak. Mehmet Yağmur topu ucun bölgesine şimdi geçirdi. Johnson da çıktı oralara kadar. Schampert içeriye giriyor. Sinan Güler kota altında. Schampert var ve basket geldi. Çok iyi geldi. Aynı zamanda Beşiktaş Kola Turka ucuma iyi top çevirdiler. Çember altında boş alanı Schampert'ı buldular. O da skoru 68-55'e getirdi. Gaines'in perdelemesi Murat Kaya. Brighton Johnson çok uzaklardan atıyor ama hiçbir şey değmedi. Sinan'ın biraz önceki pası onun artık bu takımın önemli bir parçalarından biri olduğunun bir göstergesiydi. Müdafaada yaptığı olumlu işleri artık ucunda da sorumluluk alarak ve doğru işler yaparak katkı veriyor. Ayağı çizgide Apodaka'nın atışı isabeti değil. Johnson savunma ribaundunu alıyor. Cenk Akdol oyuna girme hazırlığında. Cüneyt Erden. Alton Johnson perdelemedeydi. Gens çıktı oralara kadar. Robert Hight ile oynuyor. Robert Hight Apodaka'nın üzerinden atışı isabeti değil. Nicevic sekti ondan Apodaka. Sinan Güler. Bu ucumdan da sonuç alamadan dönüyor Galatasaray Cafe Crown. Mehmet Yağmur 68-55. Siyah beyazlıların üstünlüğü var. Nicevic perdelemede. Mehmet Yağmur Schampert ile oynadı. Schampert çok zor bir atış ama isabetli. Schampert basketi buldu. Murat Özyer'e bir kez daha molaya aldırıyor. Mola süresi tamamlandı. 3 dakika 56 saniye karşılaşmanın sona ermesine 70-55. Farkı 15 sayıya çıkardı. Bir kez daha Beşiktaş Kola Turka. Evet, Galatasaray Kafe Kura'nın res silahını Beşiktaş Kola Turka şu anda tamamen ortadan kaldırdı. Schampert'in bulduğu 4 sayıyla da bu sahada gerçekten iyi oynuyor Schampert. Tekrar avantaj Beşiktaş Kola Turka'ya geçti. 3 dakikalık bölümde sadece 1 sayısı var Galatasaray Cafe Crown'un. 5 sayı attığı bu bölümde Beşiktaş Kola Turka ve Cenk Akdoğan'ın üstelik basketi geliyor. 58-70 Nicevic, Schampert, Mehmet Yağmur, Sinan Güler'le oynadı. Cüneyt Erden karşısında. Schampert da gelmedi. Cenk Akyol araya giriyor. Cüneyt Erden bıraktı. Gaines elinden kaçırdı. Charles Gaines. İşte Amerika'daki oyuncular genellikle oradan koşan, forvetten koşan oyuncunun potaya gideceğini bildiği için direkt oraya turnike atacağını düşünerek Cenk'i düşündü ama Türk oyuncular da genellikle hep üst sayı çizgisinin dışına koşar. Böyle bir anlaşmazlık hep oluyor. Bunlar tamamen yetişmekle alakalı bir şey. Son 3 dakikalık bölüme giriyoruz. 70-58 Beşiktaş Kola Turka'nın üstünlüğü var. Nicevic'in atışı isabetli değil ama Sinan Güler nefis geldi oraya. 72-58 yaptı. Bütün Galatasaraylı oyuncular o topa bakarken Sinan içeriye girdi. Rebound'u aldı ve basketi kaydetti. Cenk Akyol Schampert karşısında. Gaines perdelemeye geldi. Nicevic ile birebir oynayacak. Cenk Akyol zorladı pozisyonu. Sinan Gaines'in o topu tamamlamasına izin vermiyor. Evet, Sinan her yerde şu dakikalarda aktif vaziyette başrol alıyor. Mehmet Yağmur. Murat Kaya karşısında Nicevic'in perdelemesi. Şimdi topu ona indirdi. Nicevic bomboş atış. Bir basketli Nicevic'ten. Galatasaray artık oyundan düştü sanırım. İhsan Boyülken bu son iki ucumdaki konsantrasyon bozuklukları da onu gösteriyor. İki ucumu savunamadı Galatasaray. Beşiktaş'ta son iki ucumda çok rahat basketler buldu. Double tight. Fark 14 sayı Beşiktaş lehine 74-60. Son 1 dakika 49 saniye. Mehmet Yağmur Cenk Akyol'u kontrol ediyor. Sırıldı o savunmadan Sinan Güler. Ama Mehmet Yağmur'un nefis asistini de göz ardı etmemek lazım. Yani şu anda Beşiktaş Galatasaray'da buralara geldiyse en büyük payı tabii ki yabancı oyuncuların yanında Sinan ve Mehmet'e vermek gerekiyor. Tabii Galatasaray Cafe Crown'da şu ana kadar hep yaşadığı sakatlıkların ve uzun sakatlıklar oldu bunlar. Bunların arkasında tabii o takım ritmini bulamamak en büyük neden. Robert Hight, Chris Owens, Nicevic, Steps. Orta.
Beşiktaş kulüpte ilk yarı oyunu çok iyi kontrol etti. Üçüncü periyotta sayı farkını açtı. Galatasaray'ın yaptığı pres sanki bir son umut gibi gözüktü ama Beşiktaş kulüpte gerekli cevap vererek çok önemli bir galibiyete doğru gidiyor. Apodaka, Chris Owens karşısında. Apodaka'dan İçeviç'e, İçeviç'in basketiyle 78-60 oldu skor. Playoff eşleşmesinde de 1-1 olacak bu skordan sonra. Evet, rövanşı almış oluyor Beşiktaş Kolatuka. Akatlar spor salonunda 80-75 kazanmıştı Galatasaray Cafe Crown. Ayan Şahin spor salonunda gülen taraf siyah beyazlılar oluyor. Son 53 saniye, 78-60. Apodaka içeriye girdi. Chris Owens'ın savunmasına rağmen topu çok iyi kaçırıyor ve farkı 20 sayıya çıkartıyor. Cenk Akçol önümüzdeki hafta Banvit'le Akatlar'da karşı karşıya gelecek. Galatasaray ise yine bu salonda Kepez Belediye'yi konuk ediyor. Murat'ın çok uzaklardan atışı isabetli. Artık bu basketler sadece skoru belirleyecek olan basketler. Son 27 saniye oynanacak. 80-63. Mehmet Yağmur tufandan iyi sakladı topu. Mehmet'ten Niçeviç'e, Niçeviç'in atışı isabetli değil. Robert Ait, Cenk Akçol, onun atışı başarılı. 3 sayılık basket Cenk'ten. Sinan Güler, artık 7 saniye var. Sinan Güler, Chris Owens, basket geçerli bir defa. 5.2 saniye kala bir de serbest atış kullanacak Sinan Güler. 82-66, yavaş yavaş Galatasaray taraftarı da salonu terk ediyor. Serbest atışı da isabetli. Artık son 5 saniye. Murat'ın atışı isabetli. 66-83. Beşiktaş Kolatürk'e Ayhan Şahenk'le Galatasaray'ı mağlup etmeyi başarıyor. Değerli izleyiciler, rövanşı da alıyor. Aynı zamanda İhsan Bayülken. Evet, oyun içerisinde çok sıkça değerlendirmelerimizi yaptık ama neler söyleyeceksin? Ondan önce saha içine bakalım. Irmak'ın yanında Şampırt var. Evet Şampırt, çok önemli bir galibiyete imza attınız. Sen de takımın en skoreriydin. Yes Şampırt, a crucial win. And now today you led the game. Yeah, it was a big win. You know, I think we came in focused and we knew it was going to be a big game for us and I think we played well. We played hard and focused. Zor olacağını biliyordum ama maça iyi konsantre olduk. İyi oynadığım için de mutluyum dedi. So Şampırt, playoffs are getting close. What about the playoffs? No, we just want to try to, you know, keep playing well and you know, keep working on our things and keep working together and playing together and playing unselfish. And I think we've been doing that and you know, it's been showing. Okay, thank you. Şümpert'e son olarak playoff'ların yaklaştığını, playoff'larla ilgili ne düşündüğünü sordum. O da biz her maç birbirimize daha çok alışıyoruz ve playoff'larda da zirve yapacağız dedi. Şimdi karşılaşmanın kilit isimlerinden Sinan Güler yanında. Evet Sinan, yine Mehmet Yağmur'la birlikte takımın temposunu arttırdınız. Hem savunmada direnci arttırdınız hem de hücuma tempo kattınız. Sen nasıl değerlendireceksin maçı? Ya zaten senin de dediğin gibi takımdaki rolümüz bu ve bunu en azından son iki maçta en iyi şekilde yaptığımızı düşünüyorum. Son olarak da yani ilk maçta kaybettiğimiz bir maçı rövanşını almak bizim için çok önemliydi. Liderlikten daha önemli bir şeydi playoff'ta karşılaşma ihtimaline karşı. Bu yüzden iyi basketbol oynayıp istediğimiz sonucu aldık. Çok mutluyuz. Peki sen neler söyleyeceksin? Şümpert playoff'lara yaklaştıkça birbirimize daha da fazla alışıyoruz dedi. Haklı tabii yani. Sonuç olarak takıma sonradan katılmış olan bir Drobniak var. Onun da iyice alıştığını bugün de gördük maçın başındaki performansıyla beraber. Ve sonunda da yani playofflara geldikçe uzun süredir bir süredir gösterdiğimiz formsuz grafiği yükseltmiş bulunuyoruz şu anda ve devam etmeye kararlıyız. Tebrik ediyorum, başarılar diliyorum. Şimdi ilginçtir, İhsan Bayülken %81'di ilk çeyrek sonunda Galatasaray Cafe Crown'un şut yüzdesi. Maç sonunda %46'ya kadar düştü. Bu onlar için sanırım ciddi bir sorun yarattı tüm karşılaşma içinde. Dışarıdan skor üretmekte zorlandılar. Üç sayılık atışlara baktığımızda 29'da 7 isabet oranı olduğunu görüyoruz Galatasaray'ın. 14'te 6 ile oynamış Beşiktaş. 24 sayı atan Gaines maçın en skorer ismi ama çift haneli rakamlara ulaşan tek isim aynı zamanda Galatasaray'da.
Ona en yakın oyuncu 9 sayı kaydeden Cenk Akyol oldu. Son sayılarını da zaten son dakikalarda buldu Cenk Akyol. Ama Beşiktaş'ta çift tane rakamlara ulaşan tam 4 isim var. 20 sayı Şampırt ki takımının en skorer ismi. 11 sayı Dalmao, 15 sayı Apodaca, 13 sayı Sinan Güler. Bugün tam bir takım organizasyonu içerisindeydi Beşiktaş. Herkes skora katkıda bulundu, savunmaya katkıda bulundu. Sanırım bu takım oyunu da galibiyeti getiren etkenlerin ilkiydi. Evet, çok güzel özetledin. Zaten Beşiktaş buraya lider gelmişti. Liderliğine devam ettirerek evine dönüyor. Galatasaray Kafekran'da çok önemli sakatlıkları yaşayan oyuncuları nedeniyle bir türlü organize olamıyor. Belki de buraya gelmesine en büyük pay sahibi olan Hüseyin Beşon bugün olmaması, Dee Brown'un ciddi bir sakatlıktan çıkması, Tufan'ın aynı şekilde, Cüneyt'in bu üst üste maçlardan dolayı yıpranması Galatasaray Kafekran adına olumlu gelişmeler değildi. Zaten bu da maçın sonucuna net bir şekilde yansıdı. Gaines'in tek başına yaptığı 24 sayı 12 ribaundluk performans bu maçın kazanılması için yeterliydi. Çünkü karşıda gerçekten şampiyonluğun aynı Galatasaray gibi favorilerinden Beşiktaş Kolaturka vardı. Şampırt bu sahada yine 10'da 8 gibi çok yüksek bir isabetle 20 sayı buldu. Sinan ve Mehmet Yağmur'un her sahanın iki tarafını domine etmesi Beşiktaş Kolaturka'yı burada belki de daha zorlanacağı bir maçtan kolay bir galibiyet diye adlandırabileceğim şekilde maçın bitmesini sağladı. Ama demek oluyor ki artık bundan sonra her maç daha da zor geçecek. Çünkü Galatasaray Kafekran bugün 8. mağlubiyetine ulaştı. Demek oluyor ki Antalya'yla ve Karşıyaka'nın devrede olduğu bir dönemde bundan sonraki her maçın takımlar adına daha da bir anlam ve önem kazandığını bir de altını çizerek belirtelim. Beşiktaş'ta sezonun 18. galibiyetini alarak Ayhan Şahin Spor Salonu'ndan ayrılıyor. Değerli izleyiciler, 83-66 skoru bir kere daha hatırlatalım. Beşiktaş Kolaturka derbide Galatasaray'ı mağlup etti. 23. haftanın açılış maçında gülen taraf Beşiktaş Kolaturka oldu. Hemen bir hatırlatma, yanı saat 15'te Abdü İpekçi Spor Salonu'nda Fenerbahçe Ülker Mersin Büyükşehir Belediyesi mücadelesi var ve bu karşılaşma NTV'den naklen ekranlarınıza gelecek. Artık biz de cümlelerimizi tamamlayalım. Ben Osman Sakallıoğlu, İhsan Bayülken ve yayında emeği geçen tüm arkadaşlarım adına sizlere Ayhan Şahin Spor Salonu'ndan iyi akşamlar diliyoruz. Hoşçakalınız.